Karabağ harekatı sonrası büyük bir kısmı Azerbaycan'ın kontrolüne geçen soyutlu altın madeninde Ruslar tekrar altın çıkarmaya başladı. Ermenistan medyasında yer alan haberde, Geopro Mining'in ortaklarından Roman Trotsenko, madenin lojistik şemasını değiştirdiklerini söyledi. Trotsenko, şirket çöplüklerin ve trafiğin lojistik düzenini değiştirmek zorunda kaldı, ancak maden çalışıyor dedi. 2020 sonbaharında yaşanan çatışmalar nedeniyle Karabağ'ın bazı bölgelerinin Azerbaycan kontrolüne geçmesinin ardından soyutlu altın yatağı lojistik şemasını değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Trotsenko, ancak maden çalışmaya ve üretim planını yerine getirmeye devam ediyor. Ermenistan topraklarında yürütülen çalışmalar hiçbir şekilde etkilenmeyecek. Üretim planı uygulanıyor. Yılın başarılı geçeceğine inanıyoruz dedi. Soyudlu altın madeni Azerbaycan'ın Kelbecer bölgesinde yer alıyor. Yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgalinde kalan bölgeden Ruslar yıllardır kaçak altın çıkararak büyük kazançlar elde ediyordu. Harekat sonrası Azerbaycan ordusu Soyudlu madeninde kontrolü ele geçirirken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sınırları kapsamında madeninin büyük bir kısmı Azerbaycan tarafında kalırken bir kısmı da Ermenistan tarafında kaldı. Azerbaycan eski dışişleri bakanı Tofik Zülfügerov, Karabağ sorununun %90'ının çözüldüğünü söyledi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi'nin 2020 yılı raporunda Karabağ sorununun çözümüne ilişkin raporu değerlendiren Zülfügerov, esas mesele Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırının restore edilmiş olmasıdır. Bence Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşların çatışma konusundaki bu tür siyasi hamleleri devam edecek dedi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi'nin Karabağ hakkında bir karar almasının nedeninin örgütün bu konudaki tavrını ifade etmiş olması olduğunu ifade eden Zülfügerov yani biz buradayız demek istiyor. Ancak bu tür pek çok karar gördük ve bunların neler yapabileceğini biliyoruz. Bu tür belgeleri doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gerçekten çatışmaya yardım etmek isteseydi, kültürel mirasa saygı ve siyasi diyaloğu engelleyen söylemlerden kaçınma değil, işgal sırasında insanlara verilen zarar ve onlara ekonomik yardım hakkında bir açıklama yapacaktı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi İzleme Komitesi, Rusya'nın Dağlık Karabağ sorununun çözümündeki rolüne dikkat çekerek, Erivan ve Bakü'ye insani konulara ilişkin 9 Kasım 2023'lü bildirisinin hükümlerine uymaları çağrısı, bu kararın sadece gereksiz bir belge olduğunu kanıtlıyor diye konuştu. Uluslararası Hukuk Profesörü Ferhat Mehdiyev, Ermenistan'ın Moskova arabuluculuğunda Azerbaycan ile Başar Keçer Adere yolunu kullanma isteğinin basit bir mesele olmadığını söyledi. Mehdiyev, Ermenistan'ın Azerbaycan ile Başarkeçer Adere yolunu kullanmak için görüşmesi bekleniyordu. Çünkü Başarkeçer Adere yolunun Azerbaycan kontrolüne devredilmesi, Ermenistan'a giden 50 kilometrelik Ermenilerin yolunu 500 kilometreye çıkardı dedi. Azerbaycan'ın 10 Kasım ve 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ermenistan hükümetine Başar Keçer Adere yolunu kullanma taahhüdünde bulunmadığını vurgulayan uzman, başka bir deyişle Bakü, Erivan'ın bu talebini kabul etmeyebilir. Bu karar verilse bile yüz tartılıp bir kesilmesi gerekir. Bunun ülkemizin çıkarını olup olmadığını düşünmeliyiz. Son zamanlarda, Ermenistan'daki akrabalarını ziyaret etmek için Başar Keçer Adere yolunu kullanmak isteyen ve hatta protesto eden Rus barış güçleri tarafından kontrol edilen Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı Azerbaycan vatandaşlarını gösteren videolar sosyal ağlarda yayıldı. Laçin koridorundan Ermenistan'a ulaşmak için 500 kilometrelik bir yol kat etmeleri gerektiği açık. Ancak geçmişte Başarkeçer-Adere yolunu kullanarak 50 kilometre gidebiliyorlardı diye konuştu. 10 Kasım açıklamasında Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'da yaşayan akrabaları ile birlikte hareket etmesini sağlamak için Laçin Koridoru'nun öngörüldüğünü vurgulayan uzman, Ermeni hükümeti Başar keçer adere yolunu kullanmak isterse önce uzlaşması gerekiyor. İlk olarak Erivan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımalıdır. Ermenistan'ın Karabağ Azerbaycan'ın bir parçası olarak hala tanımadığına dikkat edilmelidir. Bu gerçeklik altında Başarkeçer-Adere yolunun kullanımına izin vermek ne kadar doğru olur? İkincisi, Ermenistan Başarkeçer-Adere yolunu kullanmak istiyorsa bunun Laçin koridoru gibi olmayacağını anlamalıdır. Yani karayolu ve sınır kontrol noktalarının kontrolü Azerbaycan sınır birliklerinin ve iç hizmetlerin kontrolü altında olmalıdır. Üçüncüsü, Ermeni hükümeti Başar Keçer Adere yolunu kullanmak isterse, Kelbecer'e gidip gelmek için öncelikle Adere Han kendi üzerinden Azerbaycan'ın geçişini sağlamalıdır. Bu bölgeler şu anda Rus barış güçlerinin kontrolü altında. Ancak Ermenistan'ın da bu konuda taviz vermesi gerekiyor. Büyük ihtimalle Ermenilerin bu teklifi Bakü'ye yaptığını düşünüyorum. Dördüncüsü, Ermenistan, 10 Kasım ve 11 Ocak açıklamalarında öngörülen Mehri Koridoru konusunun uygulanmasını hızlandırmalı ve taraflar için sorun yaratmamalıdır. Unutulmaması gereken bir husus, 44 günlük savaşın galibi Azerbaycan'dır. Kaybeden, kazanandan bir şey isterse, karşılığında istediği kadar bir şey teklif etmelidir dedi. Azerbaycan ve Ermenistan Başbakan Yardımcıları düzeyinde görüşme yapacak. Rusya ve Ermenistan hükümetlerinde iki kaynak 27 Ocak'ta Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başbakan yardımcılarının Güney Kafkasya'daki ulaşım bağlantılarının inşasını görüşmek üzere Moskova'da bir araya gelecek. Rus diplomatik kaynak, Azerbaycan'dan Şahin Mustafaev'in Ermenistan tarafından Miher Grigoryan'ın görüşmeye katılacağını belirtti. Başbakan yardımcıları aynı anda birkaç olası projeyi, özellikle Ermenistan ile Nahçıvan'ı, Ermenistan ve Rusya'yı birbirine bağlayacak bir demiryolunun inşası gibi birkaç olası projeyi tartışacak. Rus kaynak, Bakü'nün diğer şeylerin yanı sıra orada bir otoyol yapımını gerçekleştirmek istediğini söyledi. Buna karşılık Ermenistan'ın Rusya ile demiryolu bağlantısı kurması gerektiğini belirten kaynak, ülkelerin doğrudan bir bağlantısı yok daha önce Gürcistan üzerinden gerçekleştiriliyordu, ancak 2008 savaşından sonra kesintiye uğradı dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye, İran ve Rusya ile diğer ülkelerin Dağlık Karabağ ekonomisinin canlandırılmasına ilgi duyduğunu belirtti. Moskova'da bir araya gelen Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'in gündeminde yıllar süren çatışmaların ardından Kasım 2020'de askeri faaliyetlerin sonlandırıldığı Dağlık Karabağ'daki son durum vardı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, İran'ın bu projelere dahil olmak isteyeceğinden şüphemiz yok. Rusya'da, ekonomi ve ulaşım önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik mutabakatlardan doğan çabalara doğrudan katılım sağlayacak. Bu konuda somut adımlar atıldı, Rusya, İran ve Azerbaycan Başbakan Yardımcıları düzeyinde, yakında ilk toplantısını yapacak olan üçlü mekanizma kuruldu. Rusya, İran ve Türkiye'nin yanı sıra bölge ekonomisinin canlandırılmasına katılmak isteyen birçok ülke var dedi. Lavrov, son dönemde Rusya, Türkiye ve İran'ın yeni gerçeklikten yola çıkarak bölgede yeni ilişkiler kurma çabası göstermeleri yönündeki inisiyatiflerin daha sık dillendirildiğine dikkat çekti. Rusya Dışişleri Bakanı bu gerçeklikler savaşın olmaması ve yeryüzünün bu çok önemli bölümünde normal yaşam önündeki tüm abluka ve kısıtlamaların kaldırılmasını öngören mutabakatların bulunmasıdır diye vurguladı.